Almanya'nın 6. büyük şehrinden hepinize merhabalar. Stuttgart'tayız bugün. Burası Baden-Württemberg eyaletinin başkenti aynı zamanda. 630 bin civarı insan yaşıyor bu şehirde. 10. yüzyılda bu civarlarda hüküm süren düklüğün atlarını yetiştirdiği bir bölgeymiş Stuttgart. İsmi de tam olarak buradan geliyor. Stutt Stadt'tan yani damızlık at kelimesinden, Gart da Garten'dan geliyor yani bahçe demek. Atların yetiştirildiği bahçe olarak düşünebilirsiniz. Biz size bu videoda Stuttgart'ta bir günde görebileceğiniz yerleri göstereceğiz. Genelde de şehrin merkezinde olacağız. Gelin videoya arkamdaki yeni kaleyle başlayalım. ...1918 yılına kadar Stuttgart'ı Württemberg diye bilinen bir krallık yönetiyor. Ve yaklaşık 400 yıl boyunca burada hakimiyet kuruyor bu krallık. 400 yıl boyunca arkamdaki bu yeni kalede yaşamıyorlar. Başka bir kalede yaşıyorlar. O kalede eski kale diye geçiyor. Videonun ilerleyen dakikalarında size o eski kaleyi de göstereceğiz. Eski kale artık onlar için küçük bir hale gelmeye başlayınca önce Stuttgart'ın dışına Ludwigsburg'a, Ludwigsburg Sarayı'na taşınıyorlar. Bir süre sonra da tekrar Stuttgart'a geri dönüyorlar. Çünkü bu arkamda gördüğünüz yeni kaleyi yaptırıyorlar. Bu yeni kale günümüzde ziyaret edilemiyor. Biletle vesaire içeri giremiyorsunuz. Çünkü hala burada Almanya'nın bazı bakanlıklarının ofisleri bulunuyor. Şu an biz hala Yeni Kale'nin oradayız ve arkamda gördüğünüz etrafı siyah brandalarla çevrili meydanın ismi Schlossplatz. Biz aslında bu videonun girişini bu meydanda çekmek istemiştik size. Çünkü çok ferah, yemyeşil bir alan. Ama maalesef geldik gördük ki orada bir çalışma var ve etrafını kapatmışlar. Bu meydan Stuttgart'ın en büyük meydanı. Çok ferah bir alan olması, şehrin tam merkezinde bulunması ve oturulacak çimlerin de olması dolayısıyla insanları oraya çekiyor ve insanlar oraya dinlenmek için, oturmak için, sohbet etmek için gidiyorlar. Bu meydan ancak 1800'lü yılların ortasında halka açık bir meydan olmuş. O yıllara kadar Yeni Kale'nin bir bahçesiymiş aslında. Siz buraya geldiğinizde umarız burada yapılan iş bitmiş olur. Orayı canlı görebilirsiniz. Çünkü gerçekten ben Stuttgart'ı araştırdığımda o meydanın resimleri ilk karşıma çıktı. Ve çok hoşuma gitti orayı böyle yemyeşil apaçık bir alan görmek. Maalesef bize kısmet olmadı. Umarım size olur dediğim gibi. Arkamda Yeni Kale'yi görüyorsunuz hala. Yeni Kale'yi sağınıza alıp 1-2 dakika yürüyünce şu an bulunduğumuz parka geliyorsunuz. Burası Yeni Kale'nin bahçeleriymiş zamanında yine. Şu an yine insanların oturduğu, dinlendiği çimlik, ağaçlık bir alan. Bu parkta bir de Stuttgart'ın opera binası bulunuyor hemen sağımda. 1912 yılında yapılmış. Okuduğum bir bilgiye göre de Almanya'da insanların tiyatroya, operaya, sinemaya, bu tarz kültürel aktivitelere en çok gittiği şehirmiş Stuttgart. Bunun tabii bu şehrin refah düzeyiyle de alakası var. Otomotivin bazı dev şirketleri, Mercedes, Porsche'nin genel merkezleri ve fabrikaları da bu şehirde bulunuyor. Şimdi Stuttgart'ın ana alışveriş caddesine geldik. Burasının ismi Königstraße ve gördüğünüz üzere büyük markaların büyük dükkanlarıyla çevrili bir cadde burası. Biz de hemen caddenin girişinde bulunan Almanya'nın olmazsa olmazlarından DM'e girdik ve alışverişimizi yaptık. Şimdi bu caddeyi takip ederek Eski Kale'nin o tarafa gideceğiz. Eski Kale'nin orada görüşürüz.
size Württemberg Krallığı'na küçük gelen eski kaleden bahsetmiştim. Şu an o eski kalenin önündeyiz. Bu eski kale aslında yeni kalenin hemen karşısında yer alıyor. Sadece bir yol var aralarında. 10. yüzyıldan kalma bir kale. Württemberg Hanedanlığı 1700'lü yıllara kadar bu arkamda gördüğümüz kalede yaşamış. Sonradan da başka kalelere geçmişler. Bu kalenin bir kısmı şu anda bir müze olarak kullanılıyor. Ve taş devrinden günümüze kadar bazı sanat eserleri sergileniyor içeride. Bu kalenin bir de kilisesi var. O kilisenin altında da Württemberg Krallığından kral ve kraliçe de dahil 5 kişinin mezarı bulunuyor. Şimdi eski kalenin hemen yanında bulunan bir meydana geldik. Bu meydanın adı Schillerplatz. Burası küçük tatlı bir meydan. Bu meydanın içerisinde aynı zamanda bir kilise de bulunuyor. Bu kilisenin adı Stiftkirche ve kiliseye giriş ücretsiz. İsterseniz kiliseyi ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda Christmas zamanında Christmas Market de bu meydanda kuruluyormuş. Christmas zamanında bu şehri ziyaret edecek olanlar için de ufak bir bilgilendirme yapmış olalım. Eski kalenin diğer tarafına geçtik. Bu diğer taraftaki meydanın adı Karlsplatz Meydanı. Bugün günlerden cumartesi ve etrafımızda bir sürü tezgah görüyoruz. Buraya bir bit pazarı kurmuşlar. Cumartesi günü buraya gelirseniz belki siz de bu bit pazarını yakalayabilirsiniz. Şimdi arkamda Markthalle'yi görüyorsunuz. Burası aslında bir pazar binası ve bu bina 1914 yılında tamamlanmış. Burayı cumartesi günleri saat 5'e kadar, hafta içleri de saat 6.30'a kadar açık bulabilirsiniz. Hadi gelin bakalım şimdi burada fiyatlar nasılmış. Şimdi biz burayı çok beğendik. Burada isterseniz şarküteri ürünleri deneyebileceğiniz, isterseniz deniz ürünleri tadabileceğiniz, isterseniz sandviçler, tatlılar yiyebileceğiniz tezgahlar var. Biz de kendimize böyle bir sarma, cacık ve baklava satılan bir Türk tezgahından bu ürünleri aldık ve şu an bunları deniyoruz. Tadından da gayet memnun kaldık. Bunlara da toplamda 10 euro verdik. Şimdi sizi Stuttgart'ta bulunan Mercedes-Benz Müzesi'ne götürüyoruz. Bu müzede size Mercedes hakkında ve Mercedes'in Stuttgart'ta olan ilişkisi hakkında bilgiler vereceğiz. Merkezden 2 otobüsle gidiyoruz bu müzeye. Aktarma yaptık ama sadece tek bilet almanız yetiyor. Biletlere de 3 euro 30 cent verdik kişi başı. Müzeye girişte biletlerinizi okuttuktan sonra size ücretsiz sesli rehber sağlanıyor. Ve bu sesli rehber ile müzede gördüğünüz birçok şey hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Diller arasında maalesef Türkçe yok. Ama tabii ki İngilizce mevcut. Müzeye girişte bir asansöre biniyorsunuz ve bu asansör sizi en üst kata çıkarıyor. Ve müzeyi gezmeye en üst kat olan 9. kattan başlıyorsunuz. Bulunduğunuz katı gezdiğinizde bir aşağı kata inerek müzeyi gezmeye devam ediyorsunuz. En üst kat ilk benzinli motorun bulunuşu ve ilk motorlu taşıtların modelleriyle başlıyor. Burada Carl Benz'in 1886 yılında ilk motorlu taşıt patentini aldığını ve aynı yıllarda Gottlieb Daimler'in mühendis Wilhelm Maybach ile beraber motorlu taşıtlar üzerinde çalıştığını öğreniyorsunuz. Birçok taşıtın ilk örneklerini bu katta görmek mümkün. Bunlardan bir tanesi de dünyanın ilk motorlu otobüsü. Sonrasında Daimler ve Benz kendi şirketlerini kuruyorlar ve birbirlerinin rakibi oluyorlar. Bu iki adamın yaşadıkları yerler arası 100 kilometre bile olmamasına rağmen birbirleriyle hiç tanışmamış olmaları da ilginç bir bilgi. O yıllarda otomotiv sektörü zenginler arasında yaygınlaşmaya başlıyor ve kısa sürede otomobil yarışları bile düzenleniyor. Yine ilginç bir bilgi olarak o zaman arabası olan zengin insanların şoför tutmayıp arabalarını kendileri sürdükleri zaman centilmen şoför olarak adlandırılmaları. O dönemin centilmen şoförlerinden aynı zamanda Daimler'in bir müşterisi olan ve sonradan Daimler'in arabalarını satmaya başlayan otomobil tutkunu Avusturyalı girişimci Emil Jelinek 1901'de Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenecek olan yarış için Daimler'in şef mühendisi Maybach'a baskı kurarak o dönemin en hızlı arabasını üretmişti.
etmesini istiyor. Emil Yelinek bu arabanın ismini aynı zamanda kızının da ismi olan Mercedes koyuyor. Ve bu araba 1901 Nice yarış haftasında neredeyse tüm yarışları kazanınca Mercedes ismini herkes konuşmaya başlıyor. İşte Mercedes markası Daimler'in çatısı altında bu şekilde doğuyor. 1923 yılında Almanya'da çok şiddetli bir ekonomik kriz yaşanıyor. Haziran ayında litresi 1500 mark olan süt Kasım ayında 240 milyar marka yükseliyor. Bu kriz otomotiv sektörünü de etkiliyor. Benz ile Daimler birbirine rakip ayrı iki firma iken 1923 yılında Almanya'da yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla 1924 yılında birleşme kararı alıp 1926 yılında Daimler-Benz ismi altında birleşiyorlar. Daha sonradan Daimler'in en tanınan arabası Mercedes, Daimler markası yerine geçiyor ve Daimler-Benz Mercedes-Benz markasına dönüşüyor. Şirket şu anda Mercedes-Benz adı altında lüks ve hafif ticari araçlar üretirken Daimler Truck adı altında da kamyon otobüs gibi ağır taşıtlar üretiyor. Müzede size anlattıklarımızdan çok daha fazlası var. Aşağı katlara inerken sürekli kronolojik olarak bilgilenirken bir de belli bir döneme ait arabaları görmek görsel açıdan da sizi kesinlikle tatmin ediyor. Şimdi müzeden çıktık. Size biraz bilet fiyatları hakkında bilgi vereyim. Normalde bu müzeyi sabahtan akşama kadar gezebileceğiniz bileti almak istiyorsanız kişi başı 16 euro ödemeniz gerekiyor. Ama başka bir bilet daha var. O bileti de sadece akşam 4.30'da 6 arasında kullanabiliyorsunuz. 6'da da zaten müze kapanıyor. Günlük bilete 16 euro, 4.30'la 6 arasında burayı gezeceğiniz bilete de 8 euro ödemeniz gerekiyor. Eğer bu bileti alırsanız dikkatli olun, 5'ten sonra müzeye giremezsiniz. Biz bu ikinci bileti aldık. Tam 4.30'da müzeye girdik ve tam müze kapandığında 6'da şu an müzeden çıktık. Biraz koştur koştur oldu açıkçası çünkü müzeyi çok beğendik. İlk motorun bulunuşundan yavaş yavaş sırayla ta 1880'lerin sonundan 2000'lere kadar sizi getiriyor müze. Her şeyi de kronolojik olarak çok güzel bir şekilde anlatıyor. Sadece arabaları değil, o dönemde dünyada neler yaşandı, otomotiv sektörünü nasıl etkiledi çok güzel açıklıyor. Savaşları da ilişkilendiriyor mesela. Kısacası biz müzeyi çok beğendik. Eğer siz gelebilirseniz günlük bilet alıp gelmeyi deneyebilirsiniz. Ya da hızlı gezmek isterseniz, 16 euro harcamak istemezseniz bizim yaptığımız gibi 8 euroluk bileti de alabilirsiniz. Biz şimdi buradan Stuttgart'ın merkezine tekrar dönüyoruz. Orada size göstermek istediğimiz, anlatmak istediğimiz birkaç bir şey kaldı. Onlardan sonra da videomuzu bitireceğiz. Bu şehirle ilişkili olan otomobil markası sadece Mercedes değil. Aynı zamanda Porsche'un da genel merkezi ve üretim tesisleri Stuttgart'ta bulunuyor. Aynı şu an gezdiğimiz Mercedes'in müzesi gibi Porsche'un da müzesi var Stuttgart'ta. Eğer arabalara ekstra ilginiz varsa o müzeyi de görebilirsiniz buraya gelmişken. Stuttgart'ı araştırdığınızda farklı bir şeye rastlıyorsunuz diğer Almanya şehirlerinde olmayan. Almanya ve Alman şehirleri genelde biralarıyla ünlü ama Stuttgart'ın biraz daha Almanya'nın güneyinde bulunması, bu sebeple daha ılıman bir iklime sahip olması ve verimli toprakların nedeniyle etrafı da tepelerle çevrili, o da buna uygun bir koşul oluşturuyor. Üzüm yetiştiriciliğine ve şarap üreticiliğine imkan sağlamış bu şehrin. Stuttgart üzümü ve şarabıyla da biliniyor aynı zamanda Almanya'da. Stuttgart'ta ünlü bir yemek var. İsmi Maultaşe. Bu aslında bizim bildiğimiz mantıya benziyor. Daha çok domuzla yapıyorlar onun içini. Ama bunun vejetaryen versiyonları da var, sadece sebze koydukları. Biz birkaç yer denedik. Maalesef istediğimizi bulamadık. Yani bazı yerlerde sadece domuz koyuyorlardı içine. Bazı yerlerde de veganı vardı bunun. Yani dışını da hamurunu da bazı sebzelerden yapıyorlar. Onu yedik denemek için ama gerçekten beğenmedik. Ama bunun hamurla yapılanının biraz daha bizim mantıya benzediğini düşünüyoruz. Bu yemek Stuttgart'ta ne yenir yazdığınızda karşınıza çıkan ilk şey. Yemeğin de şöyle ilgi çekici bir hikayesi var. Bu yemeği çok eski zamanlarda bir Hristiyan din adamının bulduğu söyleniyor. Hristiyanlar da aslında bizim gibi yılın belli bir döneminde oruç tutuyorlar. Bizim oruç gibi olmuyor. Bazı besinler yemiyorlar. Mesela et vesaire yemiyorlar. Bu oruç döneminde kimse de nasıl olsa anlamıyor diye bir din adamının bu mantı gibi kapatılan hamurun içine et koyup yediğini ve bu yemeği onun bulduğunu söylüyorlar. Hatta bu durumdan dolayı da bu yemeğin bir takma ismi var. God Deceiver diyorlar buna İngilizceye çevirdiğiniz zaman. Ya da tanrı aldatıcı, tanrı yanıltıcı gibi bir şey oluyor Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman. Size denk gelirse deneyebilirsiniz. Denerken de bu hikayesini bilmiş olursunuz.
Eylül ayının sonu, Ekim ayının başında Stuttgart Almanya'nın en büyük festivallerinden bir tanesine ev sahipliği yapıyor. Bu festivalin adı Cannstatt der Volksfestival. Bu festival normal bir eğlence festivali olmasına rağmen Oktoberfest'ten sonra Almanya'nın en büyük ikinci bira festivali olarak görülüyor. Siz de bu tarihlerde eğer Stuttgart'ta veya çevresinde bulunursanız bu festivale gelmeyi düşünebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Size son bir yeri daha göstereceğiz ama o yere giderken size sabah da gösterdiğimiz Yeni Kale'nin arkasındaki parktan geçiyoruz. Şimdi akşam vakti, güneş gitti. Arkamdaki kalabalığı görüyorsunuz. Herkes buraya akın etmiş resmen. Size bir fotoğraf noktası göstermek istiyorduk aslında bu şehirde ama ancak akşam gelebildik. Arkamda Saint John Kilisesi bulunuyor ve hemen önünde de bir göl var. Gölün ismi de Feuerzee. Aslında direkt çevirince yangın gölü gibi bir anlama geliyor. Zaten adından da anlaşılacağı gibi yangınlara müdahale edebilmek için ta 1700'lü yılların başında oluşturmuşlar bu gölü yapay olarak. O zaman nasıl müdahale ediyorlarmış bir fikrim yok. Yani bir araç olmadığı için şu an günümüzdeki gibi buradan al götür hızlıca. Tam olarak bilmiyorum. Belki bir yerlere pompalıyorlardı. Belki de gelip buradan sadece su kaynağı olarak tankerleri alıyorlardı. Bildiğimiz tek şey bu gölün yangınlara müdahale etmek için yapay olarak yapıldığı 1700'lü yıllarda. Arkamdaki kilise de aslında şu an göründüğünden daha farklı gözüküyormuş 2. Dünya Savaşı'ndan önce. 2. Dünya Savaşı'nda birçok Alman şehrinde olduğu gibi Stuttgart da büyük hasarlar almış. Bu kilisenin de büyük bir kısmı yıkılmış. Burayı restore ederlerken bilerek kulesini tamamlamamışlar. İkinci Dünya Savaşı anıtı olarak bırakmışlar o yıkılmış kuleyi. Şu an böyle kesik bir şekilde duruyor kilisenin kulesi. Burada aynı zamanda az önce size gösterdiğimiz park gibi akşam olunca, güneş batınca muhtemelen insanlar arkamdaki basamaklarda toplanmışlar. İçkilerini içiyorlar, sohbet ediyorlar kiliseye karşı. Gerçekten güzel bir ortam oluşmuş burada. Eğer fazla vaktiniz olursa, günler geçirecekseniz Stuttgart'ta belki bir geceyi, bir akşamı da gelip burada geçirirsiniz. Şanslıysanız, hava da güzel olursa tabii. Biz videoyu burada bitiriyoruz. Burası sizi getirmek istediğimiz son yerdi Stuttgart'ta. Bir tam gün geçirdik bu şehirde. Tam 12 gibi şehre vardık ve şu an saat 9'a geliyor. Siz de ona göre plan yaparsanız iyi olabilir. Özellikle Mercedes Müzesi'ne gidecekseniz toplu taşımayla o gerçekten zaman alıyor. Çünkü aktarmalı gidiyorsunuz. Müzede uzun zaman geçirmeniz gerekiyor. Bir de şehir merkezine dönüyorsunuz. Aklınızda bulundurun. Stuttgart biraz zaman gerektiriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.